Merhabalar, hoş geldiniz. Austin Teknik Üniversitesi Business and Finance Seminers'te. Bugün çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Çok önemli bir konuğu da ağırlıyoruz. Doktor Banu Erkök hocamız bizlerle. Öncelikle hocam sizi tanıyalım. Daha sonra da konudan bahsedeceğiz. Buyurun hocam, söz sizde. Çok naziksiniz. Konu gerçekten çok önemli ama benim şahsıma söylediğiniz için estağfurullah öncelikle. Ben Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. 1994 yılında mezun oldum. Daha sonra Türk Eximbank'ta çalışmaya başladım. 25 yıl çalıştım Eximbank'ta. Geçen ay itibariyle ayrıldım. Bu süreçte Atılım Üniversitesi kamu yönetimi siyaset biliminde yüksek lisans yaptım. Daha sonra da politik ekonomi bölümünde doktora çalışmamı tamamladım. Doktora çalışmamın konusu girdi çıktı analizi ile otomotiv sektörünün konumu idi. Çok değerli hocalarımla birlikte. Şimdi bugün de bu çalışmayı naçizane aktarmaya çalışacağım. Çok değerli Austin Teknik Üniversitesi böyle bir fırsatı sunduğu için çok teşekkür ederim. Ayrıca sizinle birlikte olmak da çok güzel Serkan Hocam. Çok teşekkürler hocam, bir mukabele. Şimdi konunun önemi de şuradan geliyor. Aslında 60'larda, 70'lerde daha planlamalı dönemde girdi çıktı analizleri çok kullanılıyordu. En liberal diyeceğimiz işte Amerika Birleşik Devletleri'nde daha iyi, hatta birçok teorisyen de katkı sunmuştu. Fakat daha sonra 80'ler neoliberalizmin başlangıcı, işte planlamanın ikinci plana atılmasıyla birlikte girdi çıktı analizleri literatürde de biraz geri plana itildi gibi oldu. Fakat özellikle 2008 krizinden sonra ve bugün günümüze geldiğimizde pandemiyle birlikte de daha planlı ekonomi arayışları da yavaş yavaş politika yapıcılar tarafından gündeme getirilir oldu. O nedenle konumuz çok çok önemli. Ülkemiz açısından bir önemi daha var konunun. Otomotiv sektörü ülkemiz açısından çok önemli. O bakımdan hocam ben daha fazla uzatmadan sözü size bırakıyorum. Buyurun hocam. Estağfurullah. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. O zaman ben sunumu açıyorum izninizle. Lütfen hocam. Sizin de girişte söylediğiniz gibi Türkiye ekonomisinin en temel yapısal sorunu kuşkusuz cari işlemler açığı. Dediğiniz gibi son yıllarda çok fazla bir şekilde üstüne basıla basıla konuşulmaya başlandı. Diğer taraftan otomotiv sektörüne de baktığımızda Türkiye ihracatında lider konumda olduğunu görüyoruz. Özellikle son 15 yıldan beri. Dolayısıyla benim bu çalışmamın motivasyonu sektörün üretim yapısına, ihracatını, ithalatına, sizin altını çizdiğiniz üzere cari işlemler hesabına etkisini ve diğer sektör üretimlerine katkısını analiz etmek. Bununla birlikte sektör, otomotiv sektörü çeşitli devlet tarafından sunulan teşviklerden de yararlanmakta. Bu çalışmanın diğer bir motivasyonu da sektöre yönelik politika önermeleri yaparken sektörün tümüyle yapısını gerek üretime katkısını, gerek cari işlemler hesabına etkisini, gerek ekonominin tamamına diğer sektörlerle olan entegrasyonunu ortaya koymak önemli. Çok kısaca plandan bahsedersem eğer otomotiv sektörüne yönelik temel rakamlardan bahsedeceğim. Sektörde faaliyet gösteren yabancı sermaye şirketler çok fazla lokomotif konumda. Onlardan Mevcut. kısaca bahsedeceğim. Kısaca girdi çıktı analizini anlatacağım. Daha sonra sektöre ilişkin ölçümü sunacağım. En son olarak da sonuç ve politika önerileriyle sunumu tamamlayacağım. Şimdi otomotiv sektörü biraz önce söylediğim gibi Türkiye ihracatı açısından lokomotif konumda. Fakat dünyada da otomotiv sektörü son derece önemli ve stratejik konumda bulunan bir sektör. Gerek üretim kapasitesi, gerek istihdama katkısı, gerek küresel ticaretten aldığı payıyla. Türkiye'deki otomotiv sektörünün dünya üretimindeki yerine baktığımızda
Çin 25.7 milyon adet ile birinci sırada. International Organization of Motor Vehicle Manufacturer'ın datalarına dayanarak söylüyorum bunları. Amerika 10.8 milyon adet ile ikinci sırada. Türkiye hiç de fena bir sırada değil dünya üretimi açısından. 1.4 milyon adet ile 14. sırada. Aynı datalara 2018 yılı için baktığımızda da 1,5 milyon adet ile Türkiye'nin 15. sırada olduğunu görüyoruz. Otomotiv sektöründeki ihracata baktığımızda, biraz önce söylediğim gibi Türkiye ihracatında son 14-15 yıldır lokomotif olma görevini üstlenmiş vaziyette. Türkiye'nin toplam ihracatının neredeyse %18'ini gerçekleştirmekte. Bu tabloda sektör ihracatının ve toplam ihracatı, çok kısaca bir bakar isek eğer, 2016 yılında toplam Türkiye ihracatının %17'sine, 2017'de 18.18'ine, 2018'de 18.79'unu gerçekleştirmekte olduğunu görebiliriz. Öbür taraftan biraz önce de bahsettim. Bu ihracat rakamlarına, otomotiv sektörüne baktığımızda dikkatimizi çeken unsur yabancı sermayeli şirketler. 2019 yılı ISO tarafından Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu raporuna göre en fazla ihracat yapan ilk 7 firma arasında otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan 5 firma var. Bu gerçekten önemli bir rakam. Söz konusu firmaların tamamı yabancı sermayeli. Bunlardan Ford 5.9 milyar ile 2019 ihracatı ile Türkiye'nin en fazla ihracatını gerçekleştiren şirketi durumunda. Toyota 4.2 milyar dolar ile ikinci sırada. Oyak Renault 3.6 milyar dolar ile en fazla ihracat yapan üçüncü firma. Onu Tofaş 2,5 milyar dolar, Hyundai de 1.9 milyar dolar ile yedinci sırada takip etmekte. Türkiye ihracat rakamını düşündüğümüzde bu rakamlar hiç küçümsenmeyecek kadar büyük rakamlar. Dolayısıyla Türkiye ihracatının söz konusu yabancı sermayeli şirketlerin desteklediği kuşkusuz. Bu ihracatların toplamına baktığımızda sadece bu 5 firmanın 18 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Yani bir diğer deyişle bu 5 firma 2019 yılında Türkiye ihracatının 18,1 milyar dolarını gerçekleştiriyor. Son derece büyük bir rakam bu. Fakat diğer taraftan söz konusu firmaların ithalatlarına da baktığımızda bu tutarında 10 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bu da azımsanmayacak bir rakam diyebiliriz. Yine ISO 2018 rakamlarına baktığımızda bu sefer 2019 yılında yine aynı şirketlerin, yine aynı yabancı sermayeli şirketlerin ihracatının 18,4 milyar dolar olduğunu, ithalatların ise 11 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Şimdi bu ithalat rakamlarının hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu söyledim. Ticaret Bakanlığı'nda dahili işleme rejim belgesi kapsamında yapılan birçok ithalatlardan geldiği için bunların datalarına ulaşabiliyoruz ve yapılan araştırmada bunların çoğunluğunun ithal ham madde ve ara malından kaynaklandığını görebiliyoruz. Şimdi sektörde faaliyet gösteren yabancı sermaye şirketler, evet, Türkiye'nin cari işlemler açığına ihracat ile olumlu katkı yapmakta. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi ham madde ve ara malı ithalatları da oldukça fazla. Bu sebeple sektör üretiminin Türkiye ekonomisine reel katkısını, daha doğrusu cari işlemler açığına reel katkısını incelemenin faydalı olacağını düşündüm. Bu çalışmada TÜİK tarafından yayınlanan 2002 yılına ait girdi çıktı tablolara kullanılacaktır. Kullandım daha doğrusu. 59 sektör bulunmakta 2002 yılı girdi çıktı tablolarında. Motorlu kara taşıt, yani NACEK kodu 29 olan
motorlu kara taşıt, işte römork ve yarı römorkların imalatı olarak geçmektedir otomotiv sektörü. Hocam bu arada orada ufacık bir araya gireyim. Muhtemelen TÜİK'te çok daha güncel, yani girdi çıktı hesabını yapacak daha güncel veri de yok bildiğim kadarıyla. Siz hani çalışmanız kapsamında 2002 yaptığınızda daha günceli de yoktu diye biliyorum. Çok doğru söylediniz hocam. Ben çalışmamı yaptığımda yoktu ama artık var. 2012'de şu an çalışıyorum. Evet, onu da herhalde başka bir seminerde onu da sunarız diye düşünüyorum. İnşallah. Böylece daha da dinamik bir bakış açısı olmuş hocam. Evet, buyurun. İkisini birlikte karşılaştırma şansı da olabilir diye düşünüyorum. Aynen. Yani ne değiştirdiğinden. Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim. 2012'ye ilişkin rakamlarda yayınlananı çok fazla olmadı. Evet. Ben çalışma yaptığımda yoktu. Aynen sizin altını çizdiğiniz gibi. Niçin girdi çıktı analizi? Çünkü belirli bir sektöre yönelik teşvik ve strateji planlarken ülkenin sağladığı ham madde ara malı temin koşulları son derece önemli bir parametre. Girdi çıktı analizi ile spesifik bir sektörün hangi sektörlerden girdi temin ettiğine, girdi temin ettiği sektör üretiminin yeterli olup olmadığı, yani domestik üretiminin Türkiye içerisinde yeterli arıza sahip olup olmadığı, üretiminin ithalata bağımlılığı ölçülebilmekte. Yine girdi çıktı analiziyle sanayi politikalarının oluşturulmasında bir nevi fayda maliyet analizi imkanı sunulmaktadır. Çok kısaca hocam literatüre girersem, biz daha çok hani uygulamaya yönelik bir sunum yapalım diye konuştuk. Girdi çıktı analizi 1936 yılında Leontief tarafından ortaya atıldı. 1919 yılı için Amerika'nın üretim verileri istatistik bir model haline getirildi. Daha sonra Rasmussen, Hirschman çok önemli katkılarda bulundu. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi son zamanlarda yükselen bir trend oldu. Tabii ki kuşkusuz birçok çalışma var. Türkiye'de girdi çıktı analiziyle yapılmış otomotiv sektörüne yönelik de analizler var. Ancak cari işlemler hesabına reel katkısı bağlamında çok fazla analiz olmadığını gördüm. Buradaki eksikliği tamamlamak için ben de çalışmamda buna yer vermek istedim. Çok kısaca girdi çıktı tablosuna eğer bakarsak. Tablo bir kare matris. Sütun ve satırlarında sektörler yer almakta. Bir ekonomideki sektörlerin her birinin bir birim üretim yapabilmek için diğer sektörlerden kullandıkları girdileri ve sektör çıktılarının hangi sektörlerde girdi olarak kullanıldığını ortaya koymakta. Şimdi girdi çıktı analizi dahilinde sektöre ilişkin doğrudan ileri, toplam ileri, doğrudan geri, toplam geri, sızıntı katsayıları ve ithal ara girdi oranları hesaplanabiliyor. Tabii bunların ne olduğunu çok kısaca şimdi değinmeye başlayacağım. Doğrudan ileri bağlantı katsayısı. Sektörün, yani en küçük tanımla, en kısa tanımla sektörün ara girdi sağlama özelliği. Bir sektörün diğer sektörlere sağladığı ara girdilerin o spesifik sektörün toplam üretimine oranını göstermektedir. Yani bir başka deyişle her bir sektör ürününün taşıdığı nitelik hakkında bilgi vermektedir. Doğrudan ileri bağlantı katsayısı yüksek olan sektör, ham madde ve ara malı özelliği taşımaksa, doğrudan ileri bağlantı katsayısı düşük olan sektör, nihai ürün özelliği taşımaktadır. Doğrudan ileri bağlantı katsayısına baktığımızda, tüm sektörlerde birer birimlik nihai talep artışı, belirli bir sektörün üretiminde yol açtığı artışı bize toplam ileri bağlantı katsayısı gösterir. Yani bir farkı değişti. Ekonomide tüm sektörlere olan talep arttığında bizim incelediğimiz X spesifik sektörünün nasıl etkilendiğini görürüz. Doğrudan geri bağlantı katsayısı. Bir sektörün üretim için diğer sektörlerden kullandığı ara girdilerin bahsekonu sektörün toplam üretimine oranını bize vermektedir. Katsayısı yüksek olan sektörlerdeki üretim artışı ara girdi kullandıkları diğer sektörlerin üretimini de arttırırlar.
Örneğin X sektörü Y ve Z'den girdi kullanıyorsa X'teki bir artış Y ile Z sektörünün üretiminin de artışını beraberinde getirecektir. Toplam bir bağlantı kas sayısı. Belirli bir sektördeki bir birimlik nihai talep artışının ekonomide yol açtığı toplam üretim artışıdır. Spesifik baktığımız sektör ürününe olan talep değişiminin tetiklediği toplam üretim artışını bir başka deyişle çarpan etkisini ortaya koymaktadır. En önemli kısım benim için, daha doğrusu benim çalışmamın temel motivasyonu, ithal ara girdi ve sızıntı katsayısı. Şimdi ithal ara girdi, belirli bir sektörün üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu ara girdiler içerisinde ne kadar ithal ara girdi kullandığını göstermektedir. Yani girdi çıktı analizi kapsamında bu oran hesaplanmaktadır. Sızıntı kat sayısı ondan da aslında önemli, özellikle teşvikleri planlarken belirli bir sektörün nihai talebi bir birim arttığında bir, bahse konu sektörde meydana gelen üretim artışı. İki, girdi temin ettiği diğer sektörlerde meydana gelen üretim artışı. Neticesinde ortaya çıkan toplam ithal girdi artışı. Yani üretimden ithal girdi nedeniyle yurt dışına giden, katma değerin yurt dışına giden kısmı sızıntıyı oluşturmaktadır. Şimdi otomotiv sektörüne gelirsek. Otomotiv sektörünün doğrudan ileri bağlantı katsayısı hesaplanmış. Yani otomotiv sektörünün diğer sektörlere sağladığı ara girdilerin otomotiv sektörünün toplam üretimine oranı 0.34 olarak bulunmuştur. Şimdi 59 sektör arasında 41. sırada yer aldığı için büyükten küçüğe girdi olarak kullanımının az olduğunu, görece az olduğunu ifade edebiliriz. Otomotiv sektörü daha çok nihai tüketim malı niteliği taşımaktadır. Toplam ileri bağlantı katsayısı. Yani biraz önce ifade ettiğim gibi tüm sektörlerdeki birer birimlik nihai talep artışının otomotiv sektörünün üretiminde yol açtığı artış yine biraz önceki doğrudan ileri bağlantı katsayısına paralel olarak sektörün üretiminin nihai ürün niteliği taşımakta olduğunu doğrular niteliktedir. 59 sektör arasında 26. sırada yer almaktadır 1.92 katsayıyla. Doğrudan geri bağlantı katsayısı. Otomotiv sektörünün üretim içinde diğer sektörlerden kullandığı ara girdilerin otomotiv sektörünün toplam üretimine oranı. Yani ne kadar girdi kullandığını gösteren bir katsayı doğrudan geri bağlantı katsayısı. 59 sektör arasında 4. sırada. Katsayı 0.76, görece yüksek diyebiliriz zaten ilk 4'te yer aldığı için. Doğrudan geri bağlantı katsayısıyla neyi anladım ben? 100 birimlik üretimde diğer sektörlerden 76 birim ara girdi kullanmakta. Otomotiv sektörü. Şimdi 76 birim girdiyi oluşturan sektörleri de hesaplamamız bu girdi çıktı analiziyle mümkün, tablolarıyla mümkün daha doğrusu. 76 birim girdiği oluşturan en fazla olan 5'i dikkate aldığında 76 birimin 22 birimi kendi sektöründen yine otomotiv sektöründen gelmekte. 13 birimi ana metalden, 7 birimi plastik ve kauçuk ürünlerinden, yine 7 birimi makine ve teçhizat hariç metal eşya sektörlerinden, 6 birimi motorlu kara taşıtlar, motosikletlerin satışı bakımı onarımı, motorlu taşıt yakıtının perakende satışından gelmektedir. Demek ki otomotiv sektörü 100 birimlik üretiminde diğer sektörlerden 76 birim ara girdi kullanmakta. 76 birimi oluşturan en fazla kullanılan 5 sektörde bunlar olmakta. Şimdi ithal ara girdi oranına baktığımızda. Otomotiv sektörünün İthal ara girdi oranı 0.25 olarak hesaplandı. Şimdi biraz önce burada sektörün 76 birim ara girdi kullandığını söylemiştik.
76 birim birliği oluşturan sektörleri de saymıştık. Şimdi bu 25 neyi ifade ediyor? 25, 100 birim üretim için yaklaşık 76 birim ara girdi kullanmakta. 76 birim ara girdinin %25'i ithal ara girdilerden oluşmakta. Yani 76'nın %25'i, yani 100 birimde 18.6 birim değerinde ithal girdi kullanılmakta. Şimdi 18.6 birimi oluşturan sektörler daha önemli tabii ki. Yani ithalata yol açan sektörler olduğu için. Bunları incelediğimizde 12.1 birim ile kendi sektörünün, 2.9 birim ile yine ana metal sanayinin, 0.97 ile plastik ve kauçuk ürünleri imalatının, 0.45 birim ile kimyasal madde ve ürünlerin imalatının, 0.44 ile makine ve teçhizat olduğunu görüyoruz. Şimdi 12.1 birim ile kendi sektörü derken, kendi sektörünün neyi kastettiğini açmak isterim. Motor, aksam parçaları, fren, lastik, montaj karoseri, otomotiv yan sanayine ait üretim, ithalat, ithalat edilen parçalar. Şöyle ki 2018 yılı ithalat rakamlarına, otomotiv yan sanayine ait ithalat rakamlarına baktığımızda 3.6 milyar dolar motor ithal ettiğine, 2019 yılında da 3.4 milyar dolar değerinde motor ithal ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla otomotiv sektörünün önemli bir oranda ithal ara girdilerden faydalandığını söylememiz gerekiyor. Toplam geri bağlantı katsayısını yine otomotiv sektörü için hesapladık. Toplam geri bağlantı katsayısı otomotiv sektöründeki bir birimlik nihai talep artışının ekonomide yol açtığı toplam üretim artışını bize gösteriyordu. 2.99. 59 sektör arasında ikinci sırada yer almakta ki bu önemli bir sıra. Otomotiv sektörüne yönelik nihai talep bir birim arttığında ekonomideki toplam üretim neredeyse 3 birim arttığını bize gösteriyor. Dolayısıyla toplam geri bağlantı katsayısı yüksek olan sektörler ekonomideki toplam üretimi tetikleme konusunda önemli yerlerde bulunmaktadır. Yani ekonomideki toplam üretimi arttırma kapasiteleri yüksek olan sektörlerdir. Hangi sektörlerden geliyor bu 2.99 birim artış? Otomotiv sektöründeki bir birim artışın hangi sektörlere artış olarak yansıdığını, kısmi geri bağlantı katsayılarını hesapladığımızda 1.3 birim kendi sektöründen, 0.4 birim ana metalden, 0.12 plastik ve kauçuk ürünlerinden, 0.11 kimyasal madde ve ürünlerin imalatından, 0.10 makine ve teçhizat hariç metal eşya sektörlerinden. Şimdi kuşkusuz ki otomotiv sektörü üretim arttığında ve sektör 100 birimde 18.5 ortalama ithal girdi kullanıyorsa, bir birim arttığında daha fazla ithal girdi kullanmayı da birlikte beraberinde getirecektir. Çünkü tüm bu sektörlerin kendilerine ait de ithal ara girdi oranları bulunmaktadır. Şimdi de bu konuda tam olarak sızıntı katsayıları, yani katma değerin yurt dışına akan kısmını bize anlatmaktadır sızıntı katsayıları. Yani hocam çok kısaca gireyim burada araya. Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Biz ihracat yaptıkça tamam para kazanıyoruz ama katma değerin de daha büyük bir kısmını aslında yurt dışına aktarmak durumunda kalıyoruz gibi bir sonuç çıkıyor. Hocam çok doğru bir tespit yaptınız. Aslında benim de işte biraz önce bahsettiğim 2012 girdi çıktı tablosu ile de aynı şeyleri çalışıyorum şu anda. Hani derler ya, tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan çıkıyor. İhracat mutlaka iyi, Türkiye'nin cari işlemler açısından kuşkusuz pozitif desteği var ama aynı zamanda ciddi bir ithalat var. Dolayısıyla hani bu sorunun cevabı bilemedim. Hani iyi tarafları da var, kötü tarafları da var.
Bu tam olarak üzerinde tartışılması gereken bir konu. Çok doğru bir yerde şey yaptınız hocam, soru sordunuz. Sağ olun hocam. Buyurun, buyurun lütfen. Esas zaten soru cevap kısmımız sonda olacak ama ben bir burası çok önemli olduğu için şey yapayım dedim, yani bir girmek istedim araya. Buyurun. İyi yaptınız, lütfen. İyi yaptınız hocam. Şimdi sektörün sızıntı katsayısı 0.48. Yani sektöre ilişkin bir birim artış olduğunda 2.99 bütün ekonomide bir artış oluyor. Bu 2.99'un da 0.48 birimlik kısmı ithalat artışını beraberinde getiriyor. Yani kısaca toplarsak 100 birimlik otomotiv talebi artışı ekonomide 299 birim bir üretim artışı yaratmakta. Bu artış da 48 birim ithalata yol açmaktadır. Sızıntı katsayısını biraz önce söyledim ama hani tekrardan söylememek gerekirse belirli bir sektörün, yani otomotiv sektörün nihai talebi bir birim arttığında hem otomotiv sektöründe meydana gelen üretim artışı hem de girdi temin ettiği diğer sektörlerde meydana gelen üretim artışı neticesinde ortaya çıkan toplam ithal girdi artışı. Biraz uzun bir tanım. Şey de çok kolay değil, hemen anlaşılmıyor. O yüzden tekrar etmekte fayda buldum hocam. Tabii, iyi yaptınız hocam. Çünkü biraz yani input output işi biraz karmaşık bir iş. Tanımları doğru oturtmak da çok çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Karmaşık kelimesini çok doğru kullandınız. Benim çok değerli hocam Oktay Küçükkiremitçi. Samimiyetle söylüyorum. O zamanlar Kalkınma Bankası'nda çalışıyordu. Herhalde bir 10-20 kere kendisini ziyaret ettim. Sabırla anlattı. Sabırla sorularıma cevap verdi. Buradan da ona çok teşekkür ederim. Gerçekten kolay bir şey değil. Evet, Oktay Bey de ben şeyden tanıyorum hocam. Benim eski çalıştığım iş yeri Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nda finans müdürümüz olan Mine Küçükkiremitçi hanımefendi de Oktay Bey'in eşiydi. Ben de kendisiyle o nedenle çalışma imkanı bulmuştum. Hatta en son 2014 yılında mı neydi ya da 2013 yılında ciddi bütün sektörler için bir girdi çıktı analizi çalışması yapmıştı. Hatta kütüphanede de duruyor şu anda. İyi, değerli bir çalışma yapmışsa herhalde en çok ülkemizde en çok bu işlere kafa yoranlardan biridir. Girdi çıktı analizi mevzularına ve üretim verimliliğine. O bakımdan kendisine de selamlarımızı gönderelim. Evet, yani kuşkusuz son derece değerli. Oktay Küçükkiremitçi'nin de hocası olan hocaların hocası. Şimdi tek tek isim saymak istemiyorum. Osman Aydoğuş gibi, Şen Esenler gibi çok değerli hocalarımız var girdi çıktı çalışan. Ama bağlı olarak bana sabırla öğreten Oktay hocadır. O yüzden çok teşekkür ederim. Gerçekten biraz karmaşık bir yapı, o kadar zor değil. Bir de mühendis değilim. Hani bir iktisatçı için mühendislik hesaplarını yapabilmek o kadar kolay değil. O yüzden buradan devam ediyorum izninizle. Buyurun, buyurun hocam lütfen. Sızıntı katsayılarını oluşturan 48 birim ithal girdiği nedir bunlar diye baktığımızda, yani sızıntı katsayısı 48 birim ithal girdiği oluşturan sektörlere baktığımızda yine 24.34'ün otomotiv sektöründen geldiğini görüyoruz. Yani biraz önce söylediğim şurada özellikle 23. slide'da altını çizdiğim motor, aksam ve parçaları filan, fren, lastik, montaj, karoseri gibi ithalata bağımlı olan ve ithalat yoluyla karşılanan 24.34 birimi oluşturan girdilerdir. Daha sonra ana metal sanayi, plastik ve kauçuk ürünleri imalatı, kimyasal madde ve ürünlerin imalatı, makine teçhizat hariç metal sanayi. Sızıntı katsayılarını söyledikten sonra tam olarak biraz önce sizin de konuştuğunuz gibi otomotiv sektörünün ihracatta lokomotif konumda olduğundan, cari işlemler açığına olumlu katkı sağladığından yola çıkarak otomotiv sektörüne yönelik geliştirilecek teşvik politikası planlaması aşamasında sektörün üretim için ihtiyaç duyduğu girdileri sağladığı bu 5 sektörün yurt içi üretimine yönelik olarak da geliştirilmesinin hesaba katılması önemlidir. Çok uzun bir cümle ne demek istediğimi söyleyeceğim. Şimdi biz sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi işte Türkiye ihracatını, yani daha doğrusu cari işlemler açığını, Türkiye'nin cari işlemler açığını işte ihracatla destekleyelim. Katma değeri yüksek. Yani şunu da söylemek istiyorum. Hani katma değeri yüksek derken açıkçası herkes çok sevdi bu kelimeyi, çok kullanıyor ama hani ne anlama geldiğini de doğru tanımlamak gerekiyor.
Türkiye'ye ne kadar katma değer bıraktığının altını çizmek, highlight etmek gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum. Salt ihracatı fazla, dolayısıyla biz otomotiv sektörüne yönelik bir teşvik politikası yapalım, doğru olmayabilir. Bunu yaparken bu 48 birim ithal girdiği oluşturan sektörlerin acaba Türkiye'de, yani yurt içinde üretiminin teşvik edilmesi düşünülmeli mi? Ya öncelikle düşünülmeli ama bu da demek değil ki bunların yurt içinde üretilmesinin hani çok da rekabetçi olmayacağı durumlar da meydana gelebilir. Şöyle söyleyeyim, şöyle açmaya çalışayım. Şimdi herhangi bir sektöre yönelik bir teşvik politikası planlaması aşamasında sektörün üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu girdileri öncelikle Türkiye'de olup olmadığının, ham madde temin koşullarının nasıl olduğunun, hangi girdilerden bunun kaynaklandığını öncelikle bilinmesi gerekiyor. Ve de ana sektörün yanında girdi sağlayan sektörün de yurt içi üretimine yönelik olarak teşvik geliştirilebilir, bu düşünülebilir, bu hesap edilebilir. Böylelikle eğer ki yurt içinde üretimi cost benefit analizi kapsamında, fayda maliyet analizi kapsamında faydalı olduğuna karar verilirse teşvik ile hedeflenen üretim artışı sağlanır. Yaratılan katma değerinde yurt içinde kalması sağlanabilir. Aksi halde sektör üretim için ihtiyaç duyduğu girdileri ithalat yolu ile karşılayacağından bu durum ekonomi üzerinde tam da biraz önceki slide'da altını çizdiğim üzere sızıntı meydana getirecektir. Dolayısıyla bunu bir cümleyle ifade etmek gerekirse belirli bir sektöre yönelik bir teşvik planlaması yaparken belirli o bahsettiğimiz sektörün besleyen girdilerin Türkiye'deki temin koşullarının dikkate alınması gerekiyor. Şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'nin otomotiv sektörüne dış ticaret fazlası vermesi, ihracatta lider konumda bulunması, sektörün dışa bağımlı olmadığının göstergesi değildir. Yani nihai ürün bazında fazla veriyor olması sektörün ithalat yapmadığı anlamına gelmemektedir. Yine nihai ürün bazında ihracatın ithalattan fazla olması dış ticaret etkisine pozitif olmadığı anlamına gelmemektedir. Toplam üretim artışı neticesinde girdi sağlanan sektörle ilişkin arzın yetersiz olması, ithal girdilerin kalite fiyat bakımından daha cazip konumda bulunması ve uygulanan dış ticaret ve kur politikaları neticesinde ithalatın daha karlı hale gelmesi, üretimin ithalata bağımlılığını arttırmaktadır kuşkusuz. Dolayısıyla biraz önce altına çizmek istediğim gibi aslında bu çalışmanın en önemli belki de şeyi bu, politika önerisi bu. Belirli bir sektöre yönelik yapılan teşvik planlamasında sektörün kendisiyle birlikte üretim için ihtiyaç duyduğu girdileri sağladığı sektörlerin de bilinmesi ve teşviğin sektörün üretim için ihtiyaç duyduğu girdileri sağladığı alt sektöre ilişkin olarak da geliştirilmesinin öngörülmesi. Teşvik ile hedeflenen üretim artışının sağlanmasına beraberinde getirecektir ve böylelikle ithalat azalacaktır. Böylelikle katma değer yurt içinde kalacak ve teşvik ile hedeflenen üretim artışı ekonomik büyüme gerçekleşecektir. Tabii yani şunu da söylemek gerekir. Yani illa ithalat kötüdür, ithal yapmayalım. Bu biraz önce bahsettiğim özellikle motor ve benzeri, yani otomotivin en fazla girdi aldığı şeylere baktığımızda, ürünlere baktığımızda. Şimdi motoru Türkiye'de üretelim mi sorusunun cevabı. Yani yurt içinde üretimin teşvik edilmesi sonucunda rekabetçi bir fiyat kalite sağlanacaksa teşvik politikaları uygulanmalı. Yoksa hani teşviğin buraya akıp da günün sonunda yine yurt dışından ithal edilecekse dolayısıyla sektöre yönelik üretimi desteklemenin de bir anlamı olmayabilir. Dolayısıyla kaynakların yani dünya ile rekabet edilebilecek sektörlere ayrılması anlamlı. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir teşvik politikası uygularken hani bu cari işlemler açığına X sektörü çok fazla olumlu katkı yapıyor, çok fazla ihracatçı sektör. Dolayısıyla biz onu teşvik edelimden ziyade ithal girdilerine ve ithal girdilerin domestik, yani yurt içinde üretilip
üretilemeyeceğinin bakılması. Eğer üretilebilecekse, yani dünya ile rekabet edebilecek bir fiyat kalite sağlanacaksa teşvik edilmesi. Yok, eğer olmayacaksa gerçekten kaynakların dünya ile rekabet edebilecek farklı sektörlere ayrılmasının daha anlamlı olduğunu düşünüyorum ben. Hocam, bu da çok çok önemli bir nokta tabii. Şöyle ki, şunu söylemek isterim. Yani şimdi Türkiye, yani biz hemen bir ürünün prototipini ürettiğimizde, hani bunu niye biz üretemiyoruz, niye ticaretleştiremiyoruz diye bir şey söz konusu. Ama mesela otomotiv sektörü gibi büyük sektörlerde şöyle bir şey var. Çok net bir şekilde. Yani motor üretimini dediğiniz gibi uygun kalite ve şeyde yapabilmek için, uygun kalite ve fiyatta yapabilmek için motorların en az 2-2,5 milyon, yani her cinsi başına üretiliyor olması lazım. Onda da iç pazarınız uygun değilse bunu üretmeniz çok çok mümkün olmuyor ne yazık ki. Hocam, iyi misiniz orada? Bu kadar fazla konuşunca su içtiniz ama ağzıma kaçtı, çok pardon. Yok, estağfurullah hocam, geçmiş çok olsun. Son söylediklerinizi çok iyi anlayamadım. Estağfurullah. Tekrar söyleyebilirseniz çok memnun olacağım, çok pardon. Yok, rica ederim hocam, ne demek. Burada mesela motor üretimiyle ilgili, motor üretimi tabii Türkiye'de otomotiv sektörünün önemli bir ihtiyacı ama hani biz burada motor üretiyoruz diye onu da feasible olarak, bir girdi olarak üreteceğimiz anlamına gelmiyor. Genel olarak biz bu tartışmalarda, Türkiye'de sanayi ile ilgili tartışmalarda onu kaçırıyoruz. Yani bir motor çeşidinin, herhangi bir çeşidinin üretilip kâra geçmesi için 2-2,5 milyon adet üretilmesi lazım en az. Ve Türkiye'de öyle bir motor pazarı yok. Zaten senelik olarak tüm araçlara aynı motoru taksanız 1,5 milyon, 1,7 milyon falan araç üretiliyor. Ki hepsinin de özellikleri vesaire farklı. Yani burada bu otomotiv sektöründe çok genel geçerli olan bir şey. Küresel bir üretici olunca ancak otomotiv, yani mevcut otomotiv sanayinde, mevcut otomotiv teknolojisinde küresel bir üretici olduğunuz zaman ancak o ölçek ekonomisi dediğimiz şeyi yakalayabiliyorsunuz. Yoksa herkes, yani biz Türk insanı da motor yapabiliyor. Fakat böyle bir organizasyonu kuramadığımız için bizim motorlarımız dünyada büyük ölçüde yer almıyor. Yani bazı özel niş alanlarda belki oluyor olabilir. Ama otomotiv sektöründe yer almıyor. Yani bunun karıştırılmaması çok çok önemli Türkiye'de sanayi politikası tasarlamak için. Hemen bir tane prototip yaptığımızda onu yapmış ve artık dünyaya satabilecek halde olmuyoruz. Kaldı ki otomotiv sektörü de inanılmaz regülasyonlar altında olan bir sektör. Buyurun hocam, devam edin lütfen. Estağfurullah. Bir de zaten artık motor mu, hani elektrikli araçlara da yöneliyoruz. Aslında burada benim altını çizmek istediğim, hani motor bu aslında burada bir örnek, otomotiv bir örnek. Yani daha önemli olan teşvik politikaları, yani sanayi politikaları yapılırken kullanılması gereken metodoloji. Dolayısıyla burada da ihracatta birinci sektör olduğu için otomobili seçmiştim. O yüzden onu örnek olarak almıştım. Evet. Dolayısıyla teşvik politikalarının doğru yapılmasının altını çizmek istiyorum. Evet, evet, çok haklısınız hocam. Sunumunuzu tamamladınız mı bu arada? Şu evet, an sunum gözükmüyor evet. Da. Tamam, evet, süper. Kapattım onu. Süper hocam. elinize ağzınıza sağlık. Şimdi isterseniz hani biraz soru cevap kısmına geçelim. Mutluhan hocamız örneğin şey sormuş, ben sorularıma geçmeden önce var olan, iyi yayınlar dileyenler var, işte Mutluhan hocamızın bir sorusu var, onu söyleyeyim. Türkiye'de üretim yapan yabancı sermayeli kaç otomotiv firması var demiş. Benim bildiğim kadarıyla 15-16 tane olması lazım, yani yabancı ortaklı ya da sadece yabancı olanlar. %100 Türk olanların sayısı sanırım 2 idi ama net hatırlamıyorum. Ben de doktora çalışmamda çalışırken hatırladığım rakamlar. Hocam, sizin bilgileriniz nedir bu konuda? ISO 9000 değil, ISO 500 sanayi kuruluşu listesinden açıp bakabiliriz. Evet. Dediğiniz rakamlar kesinlikle doğruyu yansıtıyor zaten. Hani evet, güncel rakamları da oradan görebiliriz diye düşündüm. Evet. Aynen hocam. Ben size bir soru sormak isterim hocam. Şöyle bir şey. Şimdi siz zaten hani benim aslında ilk soracağım soruya giriş çıktı analizi kapsamında
yanıt verdiniz aklımdaki. O soruyu ben size yönelteyim. Daha sonra o konuyu bir şeyle bağlamak istiyorum. Şimdi Türkiye'de cari açık hususunda ihracat-ithalat dengesini sağlaması konusunda otomotiv sektörünün yerini aslında siz anlattınız. Tüm sunum boyunca aslında temel amacınız da buydu, tüm çalışmanızda. Gayet de güzel bir şekilde anlamış olduk ithalatın ne kadar ağırlıklı olduğunu. Kaldı ki Türkiye'de otomotiv sektörü dediğimizde, yani son belki bir 6-7 senedir net artı veren ihracat-ithalat oranında net artı veren bir sektör. Daha önce de genel olarak eksi yazan bir sektör diye hatırlıyorum. Şimdi burada da biz çoktandır tartışılıyor aslında bu soru. Niye ara girdileri üretemiyoruz? Benim bununla ilgili olarak doktora çalışmamda verdiğim yanıt şuydu. Büyük ölçüde bizim küresel değer zincirlerine bağlantımız joint venture'lar üzerinden, ortak girişimler üzerinden, yabancı sermayeli Türk ortaklıklar üzerinden. Yani burada işte Renault, Fiat vesaire gibi markalar ya Türk ortakları ile birlikte burada üretim yapıyorlar. Tabii onların belirlediği spekler ve belirlediği üretimle ilgili girdiler mevcut. Yani siz Ar-Ge ve inovasyon üzerine çok ciddi destekler de verseniz o firma stratejisinde karar alma mekanizmasında yoksunuz. Yani bu arada o firmaların olması bizde kötü demek değil. O firmalar sayesinde Türkiye 70'lerden itibaren yani otomotiv sektörünü yaratabilmiş durumda. Ama daha ileriye gitmek için ne yapılmalı? Yani bunun için ulusal bir marka uygun olabilir mi? Onu aslında yakın zamanda göreceğiz herhalde. Umarım da başarılı olur. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir hocam? Sizce teşvik politikaları dışında bu joint venture yapısı, ortak girişim yapısı sizce nasıl etkiliyor otomotiv sektörünü? Benim açıkçası şöyle bir düşüncem var. Örnek veriyorum, tekstilde baktığımda Inditex, bu Zara grubu üretimlerinin 2018 yılı itibariyle üretimin en fazlasını Türkiye'den karşılıyor. Yani Zara grubuna, Inditex grubuna yapılan dünyadaki bütün üretimlerinde birinci üretim yeri Türkiye oluyor. Fakat şunu gözlemliyorum. Örnek veriyorum, bir 3 dolarlık bir tişörtü Türkiye'deki üretici firma Zara'nın talep ettiği kumaşlarla her şekilde, sizin biraz önce söylediğiniz gibi bütün inspektörü onlar order etmek şartıyla burada üretiyor. Fakat burada 3 dolara kazandığı şey gönderdiği yerde, diyelim ki İspanya'ya gidiyor ilk başta, bunun 10 katı fiyata satılabiliyor. Dolayısıyla aslında bütün işçiliği yapan Türkiye Cumhuriyeti olmuş oluyor. Ki Türkiye tekstilde son derece iyi ve marka yapmaya yönelik de bayağı bir çalışmaları da var. Türk aleti kapsamında da. Ticaret Bakanlığı'nın teşvik politikaları kapsamında. Fakat şimdi o zaman ne oluyor? Katma değeri markayı yaratmış olan sektör tutmuş oluyor elinde. Yani esas ne denir? Şey payı, esas payını marka sahibi alıyor. Şimdi Inditex işte dünyanın en önemli tekstil firmalarından bir tanesi. Nike aynı şekilde öyle. Önemli bir üretimini Türkiye'de yaptırmakta. Ama buradaki maliyetler, yani Türkiye'deki üreticilerin kazandıkları ile markayı elinde bulunduran firmaların kazandıkları arasında çok büyük farklar var. Dolayısıyla biraz önce söylediğinize kesinlikle katılıyorum. Burada marka yaratmaya yönelik inovasyonlar çok önemli. Bunu Türkiye bağlamında, daha doğrusu otomotiv sektörü Türkiye bağlamında düşünürsek, tam olarak biraz önce söylediğinizin arkasındayım. Türkiye'ye özgü bir inovasyon, bir elektrikli bir şeyler, yani farklılıklar gerektiğini düşünüyorum. Farklı bir şeyler, farklı bakışlar. Evet, niş bir alanda. Evet, yani bunlar olmadığı müddetçe. Yani tabii kırmızı okyanusta değil, mavi okyanusta yeni bir şeyler. Çok özür dilerim. Pardon. Pardon hocam, buyurun lütfen. Tabii ki de bunlar olmadığı müddetçe, eğer Hyundai, Toyota, işte Fiat gibi firmalar gelip Türkiye'de
üretim yapıyorlarsa, burada sağladıkları istihdam, üretim artışı, ekonomiye olumlu etkilerini zaten yani hiçbir şekilde yadsıyamayız, ama eğer gelip de Türkiye'de yapıyorlarsa üretimlerini, kuşkusuz ki katma değer önemli bir kısmında kendileri alacaktır. Tıpkı Zara gibi, tıpkı Nike gibi. Yani bu, o yüzden ne yapmamız gerekir? Yine inovasyon, yine eğitim, yenilik düşünmek. Yani bunun haricinde siz mühendissiniz diye biliyorum. Çok daha iyi bu konuları benden daha iyi bilirsiniz diye düşünüyorum. Herhalde yenilik, inovasyon. Öyle düşünüyorum. Hocam, yoksa katma değer her zaman markayı elinde bulunduran firmada kalacaktır. Bu da onun hakkıdır. Çünkü o da bu markaya yönelik çalışıyor. O da bu markayı ayakta tutabilmeye yönelik zaten şeyler yapıyor, yatırımlar yapıyor. Evet. Çok haklısınız hocam. Ben mühendisim ama ODTÜ'de bilim teknoloji politikası çalışmalarında master ve doktora yaptığım için aslında hiç mühendislik yapmadım. Genel olarak Ar-Ge inovasyon politikası çalıştığım için. Ben de doktora çalışmamda sizinkine benzer, yani farklı metotta da olsa benzer bir çalışma yapmaya çalıştım otomotiv sektörüne göre. Tabii birebir tanışamadığımız için hocam çok haklısınız. Ama mühendislik baki, yani sonuçta lisansım mühendislikten olduğu için. Hocam dediğiniz gibi yani Türkiye şu anda üretimi, işte lojistiğini ve bence önemli ölçüde Ar-Ge metodunu öğrendi. Ama artık otomotivin işte tasarım, marka ve inovasyona yönelik teknoloji geliştirme kısmında daha çok sorumluluk alacak yapılara ihtiyacı var. Yani kesinlikle aynı fikirdeyim. Evet, yani bunun için de yeni sanayi politikalarının da tasarlanıp uygulanıyor olması lazım. Ya dolayısıyla sanayi politikası tasarlanırken, özür dilerim sözünüzü mü kestim? Yok, sanayi politikası tasarlıyoruz. Biz de bu sektörü teşvik ediyoruzdan ziyade gerçekten teşvik edilmeyi hak eden, yani nerede hani comparative advantage'ı, hani karşılaştırmalı üstünlüğü neredeyse, hani evet, Türkiye'nin bütün jeopolitik konumuna, yapısına, her şeyine bakıp daha global bir planlama. Nereyi desteklememiz gerekiyor? Onu düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Aynen hocam, çok haklısınız. Türkiye'nin avantajlarını ön planda tutup buna göre bir strateji çizmek lazım. Türkiye'de ne yazık ki teşvik politikaları, siz Exim Bank'tan da çok çok iyi biliyorsunuzdur yani, çünkü o politikaların ya da reel sektörün içindeydiniz. Türkiye'de teşvik politikaları biraz daha şöyle nasıl diyelim, biraz daha kaba çerçeveli oluyor, yani daha incelere nüfuz edilmiyor ne yazık ki. Yani mutlaka ediliyor. Mutlaka çok ciddi çabalar var. Ama herhalde reel sektörle daha bir hani, daha doğrusu reel sektör, sanayi, üniversite hep birlikte belki. Ya gerçi bunlar da yapılıyor. Hani şimdi sanki biz de böyle Amerika'yı yeniden keşfediyormuş gibi bir şeyler söylemeyelim Serkan Bey. Tabii ki bunlar yapılıyor ama daha efektif politikaların yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Yani daha bağlayıcı belki. Şöyle, ben 11. kalkınma planı çalışmalarında da bulundum. Sayın rektörümüz de bulundu diye biliyorum. Yani şimdi bu kalkınma planları, buradan hemen ikinci soruma da geleceğim aslında. Aslında kalkınma planlarının işte 60-80 arası dönemde işte devlet için üst düzeyde bağlayıcıydı, özel sektör içinde de yönlendiriciydi. Ama mesela işte Güney Kore içinde aslında böyle olmadığını görüyoruz. Kalkınma planları aslında doğrudan devletin direktifi gibi, özel sektör üzerinde dahi. Şimdi 11. kalkınma planı da güzel bir plan yapıldı ama bunlar sadece belki devlet kamu sektörü, kamu tarafında bile yönlendirici olduğu düşünülüyor ama bir direktifi yok. Siz hocam gerek girdi çıktı analizleri bir yöntem olarak, gerekse de günümüzdeki kalkınma politikalarını yönlendirecek planlama anlayışı hakkında ne dersiniz? Yani girdi çıktı analizleri günümüzde daha yaygın kullanılmaya başlayabilir mi? Çünkü oldukça açıklayıcı bilgiler veriyor sektörler hakkında. Az önce sizin sunumunuzda da çok net bir şekilde gördük bunu. Onun dışında sizce kalkınma anlayışı günümüzde nasıl olmalı? Özellikle Türkiye için ve gelişmekte olan ülkeler için keza. Girdi çıktı analizi, yani biraz önce bahsettiğim gibi, yani sektörün özellikle sektör artışının ekonominin diğer sektörlerinde meydana getireceği toplam üretim artışının
altını çizdiği, bize bunları gösterdiği, bu bilgileri verdiği artı ithal bağımlılığına da ilişkin bilgi verdiği artı, hani belirli bir sektöre yönelik teşvik politikası planlanırsa bu sektörün üretiminin artışının gerek kendi sektörünün gerek diğer sektörlerin üretiminde yaratacağı sızıntı etkisini, yani ithal ara girdi, ithal ham madde talebinin artışını ortaya koyduğu için açıkçası girdi çıktı analizi benim için bir sektörün hani her şeyini, ince detaylarını görmek açısından, artı ekonominin tamamında o sektörün konumunu görmek açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. İyi bir analiz olduğunu düşünüyorum ve sizin söylediğinize katılıyorum. Bundan sonra daha da yaygınlaştırıldı, çok haklısınız. Popülerleşti daha doğrusu. Daha da popülerleşeceğini düşünüyorum. Kalkınma politikalarına gelince biraz önce söylediğim gibi yani aynen sizin dediğiniz gibi hani inovasyon, ama burada hani çok beylik şeyler söylemenin bir anlamı yok. Şöyle, ben açıkçası markanın önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı biraz önce söylediğim o Zara grubu, Nike grubunun katma değerin neredeyse tamamını aldıkları için. Artı hani illa ne bileyim, örnek veriyorum, hizmet sektörü şey yapılabilir. Türkiye'de ben yani katma değeri yüksek bir sektör. Hani girdisi nispeten daha az ama çıktısı daha fazla. Dolayısıyla hani Türkiye'nin jeopolitik konumu, hani hizmet, hani Avrupa'ya göre bu daha yenilikçi iş gücü piyasasının hani daha hem daha ucuz ve rekabetçi, hem de oldukça hani oteller falan anlamında kaliteli olduğunu da göz önünde bulundurursak, örnek veriyorum mesela turizm sektörü, yine yurt dışı müteahhitlik hizmetleri son derece önemli. Zaten Türkiye müteahhitleri dünyada yeterli, gayet yüksek yerlerde yer alıyorlar. Hani illa da hani otomatik, kuşkusuz sanayi üretimi son derece önemli, ama hani biraz önce söylediğim gibi katma değerin önemli bir kısmı markayı elinde bulunduran firmaları kayacaksa, ki kayacak. Bu da çok normal. Zaten o yüzden onlar da bu sebepten dolayı buradalar. Ya da dışarıdan burada üretim yaptırıyorlar. Bu da çok normal. O zaman sanayi diyorsak da gerçekten dünyayla rekabet edebilecek iyi markalar yaratmak için sizin gibi mühendislere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Evet, aynen hocam. Mühendislik de çok çok önemli. Efektif mi değil mi? Onu ölçebiliriz. Ama hani marka nasıl yaratılır onu... Yani mühendisliğin yanında hocam burada tabii çok çok iyi işletmecilere, marka yönetimini bilenlere, işte hatta işte yeni dijital pazarlama, işte marka yönetimi vesaire, yani dijital konseptler üzerinde de bu işleri bilen insanlara ihtiyacımız var. Bu arada okulumuzda da meslek yüksek okulumuz kapsamında dijital pazarlama ve ticaret bölümlerimizde mevcut. Bu ya bakımdan hani bizi takip edenlere de onları belirtelim. Hocam, artık gelecek dijitalde, yani çok doğru söylediniz Serkan hocam. Evet, yani gelecek dijitalde. Oralara yatırım yapmak son derece manalı olabilir. Evet, sanayi üretimi çok önemli. Sonuçta elinizde satacak bir şeyinizin olması lazım. Ama bunu daha değerli satmak için de biz artık şu ana kadar Türkiye'de belki geç sanayileşmekten ötürü çok görmediğimiz, özellikle biz Ar-Ge kısmını da aslında yapıyoruz, ama yapılan çalışmayı inovasyona çevirme, küresel değer zincirlerinde daha çok bu tasarım, inovasyon, marka gibi noktalarda yer alabilmek için daha çok girişimde bulunuyor olmamız lazım. Ben burada yerli firmaların, yani ortaklıktan ziyade yerli firmaların da önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü yerli firmalar sonuçta doğrudan kendi karar alma mekanizmalarıyla daha yüksek katma değerli kısımlara zıplamak isteyeceklerdir. Zaten firma olmanın ya da işte kar amaçlı çalışmanın doğası gereği de böyle bir durum var. Kesinlikle. Hocam çok çok teşekkürler. Çok kıymetli, güzel bilgiler aldık sizden. Söylemek istedikleriniz, şu ana kadar belirtemediğiniz şeyler varsa onları da alayım ben sizden. Daha sonrasında da uygun görürseniz yavaş yavaş programı kapatacağız. Bir saatimizi doldurmak üzereyiz çünkü. Estağfurullah. Ben açıkçası hani böyle özellikle Ankaralı biri olarak hani sanayinin merkezinde ve sanayi üniversite işbirliğinin hani tam da böyle maksimum uygulanabileceği bir üniversite olması açısından Austin Teknik Üniversitesi'nin
çok gelecek vaat ettiğini ve Ankara'daki sanayicilere hani birçok açıdan çok destek olabileceğini, çok güzel projelere imza atabileceğini düşünüyorum. Böyle değerli, yani benim nezdimde son derece kıymetli olan bir üniversitede böyle bir webinarda beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizinle de tanıştığıma çok memnun oldum hocam. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok mersi. Teşekkür ediyorum Banu Hocam. Biz de sizlerle tanıştığımıza çok çok memnun olduk. Sayın Rektörümüzün de yönlendirmesiyle Austin Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünün de Ekonomi Bölümü adı altında da bir seminer gerçekleştirmiş olduk Ekonomi Bölümümüzün desteğiyle. Ben de Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi'nin yeni kurulan birimimizin sorumlusu olarak, müdürü olarak benim için de çok çok önemli bir konuydu. Girdi çıktı analizleri üzerinden biraz kalkınma politikası tartışabilmek. Çok fazla çalışan yok ama çok değerli bu konu üzerine çalışan bir akademisyenle birlikte olduk bugün. Estağfurullah. Bahane Hocam, çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ederim. Tekrardan Business and Finance Seminars'te buluşmak üzere diyorum. Görüşmek üzere.